Panao Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya. İşte geldik. Panao Adaları, Güneydoğu Asya'nın en büyük sırrı. Burası dost topraklar değil mi? Amerikan dostu. Şu an değil. İşte biz de bu yüzden buradayız. Birisi bizim kurallarımıza uymuyor ha? Eski başkan öldürüldü. Şimdi yeni başkan Panzak Panay, onun oğlu. Ve artık telefonlarımızı bile açmıyor. Ah, düzgün birine benzemiyor zaten. Evet, bütün rakiplerini öldürmeyi planlıyor. Sheldon onu bir şekilde kaybetmenin peşinde. Peki ya ne olacak? Daha önce de karanlığa karışmıştı bu adam. Ama bunun gibi değildi. Peki şimdi niye böyle bir şey yapıyor? Bilmiyorum Rico ama ortaya çıkması lazım, onu çıkarmamız lazım. Ah, Kane bunu istiyor değil mi? Sheldon bana bildiğim her şeyi öğretti. O yüzden buradayız. Ah, bununla kavga edemem, karşı çıkamam. Bütün bilgileri topladık senin için. Bütün bilgiler el aletine gelecek. Aa, lanet olsun. Ah, o kartlar önemliydi. Eğer yanlış birilerinin eline geçerse ne yapacağız biz? Ah, birisi bizi sevmiyor. Panao'nun askeriyesi. Bayraklarını tanıdım. Biz satmıştık onlara o silahları. Ah, lanet olsun. Cephanem bitiyor. Marshall öldü. Ama hala onun aletine sahibim. İşte aldım. Ekran aletini aldım. Artık onu bırakabilirim. Duyuyor musunuz? Hard diskini aldım. Hayır, yanıyorum. Ah, böyle küçük bir ada için çok büyük silahlar. Ah, bütün sürpriz elementini kaybettik. Sence kendimize ele mi verdik? Memory kartlarını aldın mı, hafıza kartlarını? Ah, evet de bu bizi nereye götürecek? Ajansın son kozu buydu. Carl Blaine'i bulmak. Ah, onun hikayesi ne? Eski bir İsveç ajanı. Şimdi artık profesyonel bir alkolik ve kumarbaz. Onu bulmak zorundayız. Başka şansımız yok. Blaine her şeyi biliyor bu adı hakkında. Tamam, o zaman yolculuğun tadını çıkart. Blaine'in evi, Tanah Raya. Okey, geldik. Hadi Blaine'i bulalım. Ah, düşündüğümüzden daha kötü durum. Sen kimsin ve burada ne işin var? Biz Carl'ın arkadaşıyız. Carl'ın hiçbir arkadaşı yok. Sen dışında Jaytan. Sen onun kızısın değil mi? Ah, evet. Carl'la konuşmaya çalışıyorsunuz anladım ama çok geciktiniz. Kazinoya gitti. Ah, ne, hangi kazino? Ah, hayatını oradan kazanıyor. Artık acele etmemiz gerekiyor. Hadi atlayın, acele etmezseniz onu kaçıracaksınız. Gitmemiz gerek. Senin için burada bekleyeceğim ben. Tamam tatlım, hadi gidelim. Görüşürüz. Tanah Raya Gazinosu. Ah, acele edersen onun kıçını kurtarabilirsin. Bence o kötü biri mi? Eğer devlet Carl'ı ele geçirirse benim de peşime düşerler. Benim için şu anda o bir dost. Ve buradan gitmeniz gerekiyor hemen. Belki seni tekrar görürüm. Belki de görmezsin. Bu
Bu ada senin için bir oyun alanı olabilir ama başkaları için bir mezarlık. Görüşürüz. Ah hadi. Size öğreteceğim. Tünelin oraya git ve Blaine'i al. Siz de kimsiniz be? Ben ajanslanım. Sen Carl Blaine misin? Ah keşke olmasaydım şu anda. Sizin yüzünüzden benim peşimden geliyorlar. Eğer bana Tom Sheldon'ı bulmaya yardım etmezsen sana yardımcı olamayız. Artık bizim ilk hedefimiz o adam. Oh! Tamam, yardım edeceğim. Peki nerede? Tamam, sıkı dur, seni kurtaracağım. Hadi atla! Yavaş. Oh, sen gerçekten delisin. Ben Carl Blaine'im, tamam mı? Şu anda sarhoşum. Ah, arabama gidip buradan gitmem gerek. Kendim sürebilirim. Ah, arabam ne olmuş ona? Hey dostum sağ olasın ya. Oh. Ecelimle tanışmaya bir mermi uzaktaydım sadece. Rahat ol dostum. Senin için onu bulacağız. Hiç sorun değil hem de. Nerede bulacağız peki? Ah duyduğuma göre şuralarda bir yerde bir çete işine başlamış. Hem de devlet için çalışıyor. Hem de devlete karşı. O zaman o çetenin yerini bulacağız. Kolay olmayacak. Ah, asla imkansız değildir. Burada 3 tane ana çete var. Bazılarıyla arkadaş canlısıyım. Bu yüzden bana yardımcı olacaklardır. Bana hard diskini ver. Neden istiyorsun? Bilgine ihtiyacım var. Bu çeteyi bulabilmek için. Tamam. Ama eğer benimle kafa bulursan seni gebertirim. Ah evim. Vay canına. Bu hard diskin içinde neler var öyle? Nereye gidiyorsun be? Yerleri indiriyorum. Sana söylediğim şeyleri. Oh, bu adamlarla yakın olmamız gerekiyor. Yakınlarına gideceğiz ve sonra konuşacağız. Merhaba, ben suçluyum. Senin organizasyonun için çalışmak istiyorum. Evet, bu tarz şeyleri söylememiz lazım onlara. Şu an Pano'yu ziyaret eden en kötülerini burada toplanmış durumda. Her zaman yeni bir adam ararlar aslında aralarına. Sen katılmak ister misin? Ama bunun için silaha ihtiyacım var. Evet, senin için kara marketteki tanıdıklarımla bağlantıya geçireceğim. Eğer bu iş başarısız olursa senin için geri döneceğim. Bunu bil. Çetenin Reaper çetesinin ana merkezi. Benim adım Bolo Santosi. Burada gördüğün ordunun lideri benim. Reaper olarak bilinen. Bizim hedefimiz Panao'yu serbest bırakmak. Ve bir devlet olarak büyümek. Evet, ihtiyacın olan askerler varmış değil mi? Ah, duyduğuma göre sen çok yetenekli misin? Evet, ben en iyisiyim. Elbette. Ah, bu yüzden mi katılmak istiyorsun bizim davamıza? Sizinle dürüst olacağım. Benim başka nedenlerim var. Ben o Amerikalıyı öldürmek görevindeyim. Ah, belki sana yardımcı olabilirim. Hangi Amerikalı? Çok ama çok tehlikeli bir adam. Kafasında bir ödül var. Ama bunu yapmak için organizasyonun yardımına ihtiyacım var. Bunun gibi değerli bir veriyi ancak bu şekilde ele geçirebilirim. Peki. Bizim gözümüz ve kulağımız her yerdedir. Aynı zamanda bazı şeyler için yardıma da ihtiyacımız var. Bu işi halledebiliriz. İkimiz de kazanç sağlayabiliriz bunda. Hey, bir şey duyarsan bana haber ver, tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Asker, anlaştık.
Ah, Reaper'lara katılma isteğinde değilsin yani. Eğer öyleysen dinle. O Panay denen aptal başkan, insanlara baskı kurmak için yeni yollar arıyor. Burada gördüğün dağların ötesinde bir yer var, hem de çok yukarıda. Onun için askerler gizli araştırmalar yapıyorlar. Orada değişik değişik jet patlamaları ve yeni roket yakıtları üretiyorlar. Bu tarz şeyleri ele geçirirsek biz burayı ele geçirebiliriz, bütün ülkeyi. Belki de dost olabiliriz ha? Bunlara yardımcı olursan. Dağ tesisleri. Arkadaşlarımla gidin. Scorpio. Sen bir kahramansın. Nasıl bir silah ve patlayıcı kullanacağını biliyorsun. Ah, sayende devlete büyük bir ders vereceğiz. Senin gibi bir yeteneğe her zaman ihtiyacım olur. Aa, kendimi tanıtayım sana. Ben Razak Razman. Bazıları bana Razor da der. Ben buradaki Roach'un denilen kısmın lideriyim. Yardımınıza ihtiyacınız varmış galiba. Evet doğru, yardıma ihtiyacım var. Senin ne kadar becerikli olduğunu duydum Scorpio. Burada işe kesinlikle ihtiyacım var. Bu iyi. İkimizin de işine yarayan bir anlaşma yapabiliriz. Sizinle dürüst olacağım Mr. Razman. Benim bazı nedenlerim var. Benim bir hedefim var. O da bu Amerikalıyı bulup öldürmek. İlginç. Bana biraz daha bahset bakalım. Çok tehlikeli bir adam. Kafasında çok büyük bir ödülü var. Ah, anlıyorum. Senin bir görevin var. Eğer benim için iş yaparsan benim organizasyonumdan faydalanabilirsin. Sanki bizden biri gibi olabilirsin. Sizin için çalışacağım ve siz de bana yardımcı olacaksınız. Elbette. Söylediğim gibi. Anlaşma anlaşmadır. Yardımcı olacağım. Ben iş adamıyım Scorpio. Müşterilerim ne isterse onu getiririm. Panoo'nun isteklerini her zaman yapmışımdır. Buradaki yerel halk için. Artık operasyonlarımı büyütmemin zamanı geldi. Palahuban Sado Dagar şu anda en büyük düşmanımız. Bize çok büyük hasar verdi. Benim gibi bir iş adamı için üzücü bir şekilde onun düşmesi gerekiyor. Bu yüzden o limanı, onun koruduğu bu limanı ele geçirmek için yardımına ihtiyacım var. O herif burayı ele geçirdiği sürece ben başarılı olamam. Saudagar Limanı. Adamlarım sana yolu gösterecek. Dostum, artık büyük bir hastalığın altında yaşıyorum. O da fakirlik. O gerizekalı devlet ajanları şu anda beni mahvetmeye çalışıyorlar. Benim buradaki uyuşturucu çetelerimi sabote etmeye çalışıyorlar. Bu eğer buraları mahvederlerse benim arkadaşlarım hiçbir yerden uyuşturucu bulamayacak. Ve ben de bir sürü para kaybedeceğim. O pislikleri durdurmamız gerekiyor. Onların bombalarını durdurmamız lazım ve bu aptallıklara son vermeliyiz. Size bilgi getirdim asker. Beyaz Kaplan örgütüyle bağlantılı bazı askerler şu anda senin aradığın Amerikalıya sahipler. Şu anda herkesin bilmesi gerekiyor ki o Beyaz Kaplan'ın yerini saptamaya çalışıyorum. Ular Tapınağı. Panavu Tengah Körfezi. Hoş geldiniz. Benim adım Siri Irvan. Ularların lideriyim, şefiyim.
Panau geleceği parlak bir yer ve o da bunu korumalı. Halk olarak biz korumalıyız. Benim savaşçı grubum her zaman yardıma ihtiyaç duyar. Bu aptal yabancı şeytanlardan korunmamız lazım. Bana söyle o zaman, nerede o Amerikalı? Tamam. Scorpio, senin ünün senin peşinden daha hızlı yayılıyor. Burada işe ihtiyacım var benim. Tamam, işte ben de sana onu diyorum. Çok ünlü birisin. Sana her zaman iş bulurum ve sana o Amerikalıyı bulmanda yardımcı olurum. Yani bu Amerikalıyı peki neden aradığını merak ediyorum. Bu Amerikalı çok ama çok tehlikeli birisi. Kafasında çok büyük bir ödül var. Lütfen bana bu adamın yerini bulacağını söyle. Ah! Tamam tamam. Elbette insanlarıma, adamlarıma baktıracağım. Ama bu sırada sen de benim için çalışır mısın? Anlaştık mı? Tamam. Eğer sen bana dediğini yaparsan ben de ağzımı kapalı tutarım. Eğer o Amerikalı ile ilgili etrafa bilgi yaymazsan ve bana onu bulursan. Oh, bu adil duruyor dostum. Şu Scorpion'u biliyor musunuz? Biz ular çocukluğu olarak Panau'yu korumakla görevliyiz. O atomlardan daha fazla füzyon yaratarak daha fazla güç elde edeceğiz. Ve Kantavan nükleer reaktörünü ele geçireceğiz. O tarz bir yer ancak bize bu gücü verir. Başka türlü alamayız. Ularlara ait orası. Ve ben ve cesur askerlerim o güç kaynağını ele geçireceğiz. Bunu yapmak için birazcık yardıma ihtiyacımız var dostum. Politikacılar dünyanın kandırması en kolay adamlarıdır. Ama elbette bu bir genelleme. Her zaman bunu bozan bir istisna vardır. O da Qin Ran Teng. Onun gibi bir adam bize lazım. O demirin adamı. Onu yakalayıp bize getirmen gerekiyor ve bu adamı bizim fikrini değiştirip onu yalanlarla boğmamız lazım. Yana getirebilir misin bunu, ha? Evet, limuzinini ele geçir ve bana getir. Tempang'ı arıyorum. Ve bana senin onun yerini bildiğini söylendi. Tempang mı diyorsun? Aa, hatırlar gibiyim. Ama senin kim olduğunu bilmiyorum. Aa, Kempang, şimdi hatırladım. Evet, burada biraz sorun yaşadı. Etraftaki çetelere borçlandı. Galiba onu öldüreceklerini duydum. Eğer acele edersen şurada bir kumar evi var. Hemen çölün girişinde. Onu belki hala orada canlı olarak yakalayabilirsin. Seninle iş yapmak güzeldi. Of. Ana onun parasının düşünürsek değerini, sana para vermek buna hiçbir şey değil. Dikkatli ol Scorpio. Her tarafta düşman kuvvetleri var. Kempang'ın ölmesine izin veremeyiz. Silah ateşi duydum. Devam ediyor muyuz? Evet. Ufak bir sorun oldu ama sorunu hallettik. Güzel. Lütfen acıyın bana, lütfen. Paranızı getireceğim. Ah, sen paramızı buna harcamadan önce düşünecektin. Yeminler ettin ama asla getirmedin. Ah, teşekkür ederim. Hayatımı kurtardınız, sağ olun. Ah, sana yardımcı olmaya gelmedim seni pislik. Ben Beyaz Kaplan'ı arıyorum. Tamam tamam tamam. Seni ona götüreceğim. Hemen şu motosikletlerden birine bin ve beni takip et. Bak askerler. Biliyor musun, beni arıyorlar. Ah, White Tiger'ı, yani Beyaz Kaplan'ı bulana kadar bir yere gitmiyorsun. Eğer askerler onu öldürmediyse. Belki de bulabiliriz. Belki arkalarında izi bırakmıştır. Ah, yolun sonu. Hola. Ben amcan Sheldon. Sonunda çıkmaz bir yola mı girdin? Ne oldu? Şu hard diskindeki yer bulucuyu kullanarak onun yerini bulabilirsin.
Dostunun frekansını ancak bu şekilde ele geçirebilirsin. Acele et. Tamam. Ah. Beacon'ı ara ve Sheldon'ı ele geçir. İşte Beacon orada. Ah. 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 Ne oldu? Aa, uğraman güzel. Shelton? Evet. Aa, üzgünüm. Biraz kibar davranmalıydım. Aa, şu an ele geçirildin. Seni öldürmeye ne kadar yakınım biliyor musun? Şuna bak Rico. Mükemmel bir yağ. Of. Seni bulduğum gibi onu da istediğim şekilde buldum. Bununla ne demek istiyorsun Sheldon? Ah, sadece şeytani bir bebeğim. Hadi ama Rico. Benim. Sana oyun oynuyordum. Başından beri. Ben bir anagramım. Sen ve senin aptal oyunların. Aa, lanet olsun. Birlikler geldi. Devlet birlikleri. Hadi gidelim. Bakın, seni arayan bir tek ben değilmişim demek. Artık pana ensemde. Beyaz kaplan mükemmeldi. Mükemmel bir cover'dı. Artık birileri benim burada olduğumu söylemiş olmalı. Evet, ajanstan birisi. Söyleyemez misin bunu? Ah, benim kişiliğimi sevdiğini düşünürdüm. Beyaz kaplanla çalıştığımı bilen bir tek o Blaine. Hiçbir iz olmadan kayboldu. Gerçekten mi? Benim hard diski ver bakayım. Aa, Rico. Senin bilgisayarından eşyalar, bilgiler indirdi değil mi? Evet. Artık o bizi izliyor. Aptallık yapmışsın. Onu yakaladığımızda bana dökülecekti ama olmadı. Eğer bir mangal daha yapacaksak o devlet adamlarıyla olmayacak. Rico dostum. Şu ana kadar yaptığımı yapman lazım. Benim yaptığım gibi kaos yaratman lazım. Bu bilmediğimiz oyuncularla başka türlü baş edemeyiz. Onların derinine inmelisin. Ve bunun ardından hepsi birden yıkılmaya başlayacak. Ben mi yapacağım? Evet. Ben Beyaz Kaplan'la olan işimi halledeceğim. Sorgu Odası, Vayah Ramah'ın Kalesi. Devletten uzun bir süredir benzin çalıyorduk. Bize yardımcı olmalısın. Serdodu'daki araştırma bölgelerine gidip oradaki bilgisayarlardan bilgi almalıyız. Savaşırsın ya ve öldürürsün asker. Ama böyle devrim canavarlarını gördüğümde ben de sana düşmanım gibi davranırım. Bizim haklı davamız her gün yeni takipçiler topluyor. Reaper'ların renki her gün artıyor. Onların sırtındaki o yükü atmaya çalışıyorlar. Silahları yok. Bu yüzden silah bulmalıyız. Ordunun ihtiyacı olmayan bazı silahlar var. Senin
Yardımınla onları alabiliriz. Aa, dostum. Çok akıllı birisin. Ve sana yardımcı olması için bir hacker ayarladım. Önceden devletle işbirliği için Zeyd'i ama onu öldürmek yerine artık işimiz için kullanabileceğim bilgileri olduğunu düşündük. Biliyorsun, belli kodlar ve şifreler. Elbette bu çalınan kodlara ihtiyacım var. Düne kadar onun yerini biliyorduk. Ama adamlarından birisi sarhoş oldu ve bu kişi bu adamı götürmesi gereken pilottu. Şimdi havaalanına git ve o pilotu bul. Aa, bu adada yenisin demek dostum. Bir casus olsaydın ne büyük bir skandal olurdu ama ha? Kampung Bahari'yi duydun mu hiç? Bizim için çok değerli bir yerdir. Kutsaldır. Bizim atalarımızın son dinlenme yeridir. Bir sürü genç Urallar oraya ziyaret ederler. Ben de bir sürü kere yaptım. Maalesef bizim şeytan başkanımız eski tarihe hiçbir saygısı yok. Onun o yıkım haberleri için, yıkım çalışmaları için adanın o bölgesini kapattı. Bu olamaz. Bize oranın hakkını almamıza yardımcı olmalısın. Scorpio dostum. Panaums uydu programı başlattı bizim gerizekalı başkan. Ular halkına bu çok büyük paralara mal oluyor. Artık Panayların ülkedeki medyayı kontrol etmesine yardımcı olmamız lazım. Ve o başkanı da ele geçirmeliyiz. Dinle Scorpio. Bu yolculuk için uçağa ihtiyacım var. Seni yolda dolduracağım bilgiyle. Seni çok güzel görmek. Şimdi ajans bizim bütün pislikliğimizi biliyor. Evet. Eğer gerçekten devam edersek, Jade Ten'i hatırlıyor musunuz? Nasıl unuturum? Ve Blaine onunla konuştu ve o da Panao'nun gizli servisindeydi. Ona işkence edecekler. Hem de hiç soru sormadan. Onu bulmalıyız. Bu adamlar asla işkenceyi bırakmaz. Şuna bak küçük kuş. Ajans aletlerini özlemişsindir ha? Lanet olsun Sweedy. Nasıl başaramazsın? Rico sadece güzel bir kız değil. Panay'ın planlarını öğrenmişti en son konuştuğumuzda. Ve bu bütün her şeyin sorumlusunu. Ah, sence hala ölmemiştir değil mi? Yaşıyordur. Ten'i yakaladıkları tesisin yerini bulduk. Bir kaos yaratıp onları dışarı çıkarmalıyız. Hard diskini kontrol etmeyi unutma. Yeterince tehlikeye yol açtın. Şimdi kaderinle yüzleş. Ninjalardan nefret ediyorum. Ah Chinga, burada değil. Ah, ellerini üzerimden çek.
Çiçin! Tatlı Merilu adına! Bu nasıl bir şey? Bu atom bombası içeren bir denizaltı. Oh. Ah, ikinizi de yakalayacağım şimdi. Onu yakaladığında gökyüzüne bak, tamam mı dostum? Ha dostum, onlar o lanet olası denizaltına ulaşmadan önce kızı yakalamalısın. Hey ikiniz, eğer mermi korumanız yoksa hemen atlayın şuraya. Hadi ama! Aha! Yakala! Hadi! Ah, beni kurtardığınız için sağ olun. Resmen kıçımı kurtardınız. Ha? Oh, her mermiye değdi. Evet. Burada 3 tane kukla efendisi var. Bütün bilgileri senin hard diskine yolladım. Ah, bunu duymak güzel. Alexander Milkov, eski bir Sovyet gizli servisi ajanı. O eğitilmiş bir katil. Ve bütün mafya, Moskova'daki mafyalarla işbirliği içinde. Tek bildiğimiz şey Roaches'larla derin ilişkiler içinde. Eminim hepsi güzel mücevherler paylaşıyordur. İkincisi Çin sadisti. Gene eski bir Çin ajanı. Modern Çin bunun gibi adamları gizli tutmak istiyor. Ama gene de erişebilir olmalılar. Ne olursa olsun onun parmağı bütün işin çevresinde. Böyle bir ideolojist bir adamdan her şey beklenir. Ah, hepsi eski gangster dostlar. En iyiyi sona mı sakladın? Evet. Eski bir general. Masaya Washio. Japon ordusundan kendi adamlarına işkence ettiği için atıldı. Acı güzeldir, ölüm ise daha iyidir. Onun mottosu bu. Onun gibi bir adam her şeyi yapabilir. Ular çocuklarına ne yapacağını düşünün. Bu manyak tarafından etkileniyorlar tabii ki. Vay canı. Tüm psikopatlar burada mı toplanmış? Peki bu Panao gibi küçük bir adam bunlara ne öneriyor ki? Elbette bir sürü parası var. Ama niçin gerçekten bilmiyoruz. Bunun için çok canavar gibi bir ödül olmalı. Evet. Bil bakalım Rico. Onların hepsini dumana boğacağız. Aa, buradaki dumandan mı bahsediyorsun? Peki, şimdi ne yapacaksın? Yaptığım en iyi şey. Kaos oluşturacağım. Bunların açığa çıkmasını sağlayacağım. Kendine de biraz yardımcı olmaya çalışan. Bunun için zaman olacak. Bana biraz fikir verebilirsin. Dikkatli ol bayım. Genç adam, gel. Ah, yalanın tadını alabiliyorum. Artık sen göründüğün gibi biri değilsin Scorpio, bunu biliyorum. Ama ne olursa olsun sana ihtiyacım var. Bu ülkenin damarlarında petrol aktığı söylenir Scorpion. Her yerde ihtiyaç duyulur petrole. Her şeyde kullanılır. Herkes tarafından kullanılır. Panao'nun bütün getirdiği Brown oil'ları yani petrolleri çok ağır korumalar tarafından şu tesiste korunur. Eğer onları benim adamım, arkadaşım olmak istiyorsan oradaki adamları öldürmeme yardımcı olacaksın. Scorpio,
Senin tedavi edebileceğin bir enfeksiyonun var. Yani şurada gördüğün gibi bazı bağımsız pislikler kendi hırsızlıklarını yapıyorlar. Onlar çok masum ve tatlılar ama böyle devam ederse bu büyük patlamalara sebep olacak küçük bir enfeksiyondan. O bakteriyi öldürmelisin. Sanki ufak bir antibiyotik gibi. Ah, Roacher'lar şu anda ölümsüz bir sürprizle karşı karşıyalar. Balakuat Raza karşısında bizim tanığımız tanıklık yapacak ve onu kullanarak biz de onlara şantaj yapacağız. Bunu ben süreceğim. Sen yakındaki radar istasyonuna gitmelisin ve haritada nerede olduğunu harddiskine indirmelisin. Gerçekten bilimi seviyorsun değil mi asker? Rico Rodriguez gelmiş, söyleme. Ah, çip sağlayıcısını buldun değil mi? Evet. Gerçekten de bulduk. Eski Rus ajanı Zhang Sun. Hepsi Three King Hotel'deler. Ama diğerlerinin nerede olduğunu bilmiyoruz. Üç kural ha? Ah, bilmeliydim. Ah, Panao'daki en iyi bara sahipti Lo Hotel. Ve o garsonlar. Ah, mükemmel görünürler. Ben de geliyorum. Artık Handay'da ben de biraz aksiyon yapayım ha? Bütün aksiyonu sen yapma. Three Kings Oteli. İşte orada. Three Kings. Kane bu görevde bizimle olamaz. Ama birkaç dakikalığına da olsa konuşabilirsin. Burada ne olduğunu ona anlatmayı unutma. Vah. Biz Çinliler bunu biliyorduk. Komik olan bu. Neyi biliyordunuz? Elbette Ruslar da biliyordu. Hatta Japonlar bile. Ama siz Amerikalılar, siz karanlıktaydınız. Rus'un kimliği tespit edildi. Ah, bu eğlenceli olacak. Şu anda mermi doğrultulan sen olduğuna göre. Çok geç kaldınız, çok. Hadi bakalım, izleyin. Tankımı yollayın bana, şimdi! Ana Rusya'nın tadına varın! Sen beni yendin, Bat. Ama Rusya'yı değil. Tuttum. Ah, Shelton. Hala yapabildiğini bilmiyordum. Rico dostum, bu çok bebek işi biliyorsun değil mi? Tek bilmen gereken, gerçek Amerikanlar o tarz adamlardan nefret eder. Yah! Sonunda geldin. Sağ ol ordu çocuğu. Benim Çinli ve Rus rakiplerimi yok ettiğin için. Artık benim kendi etkileyici, uydu kontrollü roketlerimi deneme zamanım. Ne oldu? Ben ölürüm. Ama sen daha akıllanmayacaksın. Panao'ya dünya gözlerini çevirdi. Amerika, o kör bir canavar. Niçin olduğunu bilmeden savaşır. Niçin? Buraya gel Rico. Gel, sana bir margarita vereyim. Tüm bu süper güçler şu anda öldürüldü. Güzel bir margarita için zamanın var ha. Gel gel, Panao çocuklarından daha iyi olacağından eminim. Ah,
amca Sam'le iş yapmanın zorluğunu bilecekler. Şimdi ne yapacağız? Artık Rico büyük sürprize geldi. Artık o küçük birliklerin kendinin seni dost gibi, kardeş gibi görmeliler ki biz de elimizi uzatalım ve onu kopartalım. Buradaki herkes şu anda Pano'dan bir parça kopartmaya çalışıyor. Ve o lanet olası korkak Panay kaçtı. Onun ucunda bir ipucumuz olmalı. Hepsi tart diskine yüklendi. Çok uzun sürmeyecek, merak etme. Ama kolay olmayacak Rico. O kanyona gittiğince yerden saldırmalısın. Her taraf kapatılmış durumda. Benim en büyük önerim sana o faction'dan, yani o köylü dostlarımızdan yardım istemelisin. Tamam, bu şekilde yapacağım. Rico, o bebeğin yatağa yattığından emin ol. O şerefsizin. Çünkü bitirdiğinde yaptığımız şey ajans için çok iyi olacak. Hadi, rejim değiştirmenin zamanı geldi. Her zaman yaptığımız şey. Elbette. Unutma. Mangal yapmak tek becerin değil. Sağ ol Rico. Senin gibi adamlardan teşekkür almak gerçekten özel. Unutma. Sana yardım çağıracağın dostunu iyi seçmelisin. Çünkü bu senin son oyunun. Şeytanın ortağı olabilirler değil mi? Ama artık alıştım. Benimle biraz dans eder misin Scorpio? Teşekkür ederim bu teklif için ama ben de sana birini kesmeyi, mesela bebek Panay'ın gırtlağını kesmeyi teklif etsem ve sen de birliklerinle yardım etsen, olabilir. Sen sadece nerede olduğunu göster. Sonunda benim halkım Panay ile beraber yükselecek ve o emperyalist şerefsizlerin boğazlarını keseceğiz. Son saate geldik Scorpio. Senin bilgini kullanırsak, kullanarak bir atak planı oluşturdum. Ben telsiz ile atağı yöneteceğim. Ben bu atağın ve devrimin baş kahramanıyım. O zaman güle güle cesur asker. Sorgu odası, Vayahramah Kalesi. Vayahramah Kalesi, büyük salon. Ben de seni bekliyordum Amerikan dost. Amerikan ajanısın, lütfen bana Panao'nun kara altınını çalmaya gelmediğini söyle. Her şeyin bu petrol için mi? Evet, petrol. Bütün dünyadaki petrol. Ben bütün dünyayı kontrol edeceğim. Küçük adam, eğer ben seni durdurmazsam. Panay, sendin. Benim tek sevdiğim şeyi sen kahvettin. Jane senin yüzünden öldü, Jane. Beraber öleceğiz. Seni pis kurusu. Benden şu bombayı çek. Uzaklaştır. İkimiz de öleceğiz. Jade hala hayatta. Sana bir şey söylememi istemişti ama seni bir daha görmemeyi. Ekleme tamamlandı. Kendi kendini patlatmaya sistem kodlandı. Hemen burayı terk edin. Bütün personel alanı temizlesin. Tesis kendini patlatacak. Ajans görevi tamamlandı. Biliyor musun? Görev detaylarıyla ilgili bana biraz kibar olmalıydın. Dostum, biliyorsun ki ben sadece girişini biliyorum. Eğer orada bana bilgiyi vermeseydin seni öldürebilirdim. Deliyim biliyorum ama şimdi Panay olduğuna göre bütün petrol bizim. Ve ben tekrar yemek yapacağım. Üzgünüm. Atlayın çocuklar.
Şu anda bize doğru süper güçler geliyor. Acele etmeliyiz. Ah, mangal gene mi bekleyecek be? Of! Ah, unutmayın. Şu anda kıçımız bu işin içinde. Dikkat etmeliyiz. İyi dedin Rico. Ah, sen sadece ateş etmeye devam et. Ben de yemekleri sonra halledeceğim. Ah, Amerika için bu petrolü güvene almalıyız. Çinler, Japonlar, Ruslar, süper tanklar buraya doğru geliyor. Ve hepsi kendisi için bu petrolü güvene almak istiyor. Amca Sam olarak ben de Güney Pasifik'teki bütün petrolü istiyorum. Ben helikopterden etrafı gezeceğim. Amerikan olmayan her şeyi gebert. Başkan Panay, sen ölmüş olmalıydın. Ah, unutuyorsun. Ben ölümsüzüm. Ah. Ve şu anda istediğim herkesi bir tuşla öldürebilirim. Ah. Ah, parmakların kırıkken nasıl basacaksın bakalım? Ah, merak etme. Onu yapacak kadar çalışıyor. Kazandığını mı düşünüyorsun? Evet, fikrim bu. Sana haberim var. Patlatmaya hazır. 4 tane nükleer bombam var. Eğer Çinler, Ruslar ve Japonlar beni sikmeye çalışırsa onlara büyük bir sürprizim var. Peki ya Ford? 4. Ne düşünüyorsun ha? Bu dünyadaki en pis yüzlü ülke Amerika. Ve bununla ben gidiyorum. Seni piç kurusu. Sana söyledim, ben ölümsüzüm. Bomba deaktif edildi. Japonlar sana borçlu. Ah, seni piçlik. Nasıl benim bombamı patlatmama engel olursun? Sen efsanenin acısını hissedeceksin. Gördüğüme göre sen ölü petrolünle daha çok zaman geçireceksin. Peki ya yolu ne yapacaksın? Ah, biraz değiştirdim patikasını. Panamun sahilleri. Aaa Rico. Bana söyle bakayım, niye bütün petrol tarlasını nükleere boğdun ha? Bu bizim devrimimizin bir parçası olsun ha? Bütün savaşların ana kaynağı bu petrol. Biliyor musun Sheldon? Ben asla bu tarz bir savaşta ölmeyeceğim. Washington'daki şişko şerefsizler kendileri gidebilirler. Bence ajans bu söylediğine çok gülmeyecektir ha? O petrol ne kadar biliyor musun? Evet biliyorum ama ölmeye değmez. Ah Rico kahretsin be! Her neyse, onlara kim söyleyecek? Evet, tek bildiğimiz ufacık bir şeydi. Peki, Panavina ne olacak şimdi? Petrol gittiğine göre diğerleri ilgisini kaybedecek. Artık sadece biziz. Panavu Amerikan dostu bir başkanı olacak. Biz de istediğimiz Güneydoğu Asya'nın monitörlemesine devam edecek. Ve elbette en iyi barbeküler de benden olacak ha. İşte daha parlak bir yarınlara, şerefe dostlar. Parlak yarınlar.